arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle tığ işi çok güzel bir model çalışacağız modelimizi yazlık örgülerimizde bebek örgülerinde dilediğimiz her türlü örgümüzde kullanabiliriz iki sırada kendisini sürekli tekrar ediyor kaydırma işlemi yok birbiri üzerine modelimiz kuruluyor örmesi çok kolay şöyle baktığımızda da gayet şık olduğunu görmekteyiz modelimizin arkasını çevirdiğimizde bakınız. trabzanlarımızı hep ön yüzden örüyoruz. Zincir sıramızı arkadan örerek modelimizi kuruyoruz. Ben Nako'nun Lüks Minnoş Baby'si ile ördüm ve 2,5 numaralı tığımı kullandım bu modelimizi kurmak için. Sizler dilediğiniz iplerle bu modelimizi çalışabilirsiniz. Evet, kolay gelsin diyerek hemen modelimizin yapımına birlikte başlayalım. Kolay gelsin bir tane zincir çekerek düğümümü atıyorum ve zincirlerimi çekiyorum. 2 3 4 5 6 Küçük bir parça zincirimi çektim. Geriye doğru sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 8. zincir yuvasının içerisine atıyorum ve sık iğnemle kapatıyorum 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum 1 2 3 4. zincir yuvasının içerisine batıyorum 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum 1 2 3 4. zincirin içerisine batalım 1 2 3 4 zincir 1 2 3 ve 4 atıyorum 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 son zincirimize atalım yuvalarımızı bu şekilde hazırladık Dilerseniz düz trabzan üzerine de çalışabilirsiniz 1 2 3 tane zincirimi bu yönde çekiyorum ve örgümün arkasını çeviriyorum sıramın başını dolayarak hemen bakınız boşluk var batmış olduğumuz yerde o boşluğun içerisine girerek 3 tane trabzan örüyorum 2 3 3 defa da çekiyorum 1 2 ve 3 üç. üçüncüyü giriyorum 1 2 3 Kenardaki zincirden oluşan trabzanımızla birlikte toplamda 4 tane trabzanımız oldu. Trabzanlarımı tamamladıktan sonra yuvalarımız arası sık iğnelerimiz vardı. Bakınız her bir sık iğne üzerine batarak örüyoruz. Şimdi bu sık iğnemin üzerine örmüş olduğum trabzanlarımı girerek tığımın ucuyla yeni bir sık iğne örüyorum. 1, 2, 3 tane zincirimi çekip Tığımın başını doluyorum ve aynı yuva içerisine 3 tane trabzanımı örüyorum. 2 3 Toplamda 4 trabzanımız oldu. Bir sonraki yuva içerisine geliyorum. Atıyorum. Kapatıyorum. Üzerine 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Dibine batarak 3 trabzanımı örüyorum. 1, 2 ve 3. Toplamda 4 tane trabzanımız oluyor. Dördüncü trabzanımızdan sonra yeniden sık iğnemizin bulunduğu noktaya gelerek batıyorum. 3 tane zincir. Aynı yuva içerisine 3 trabzan 1 2 ve 3 4 tane trabzanım oldu. Yine birleşme noktasına gelerek batıyorum. 1, 2, 3. Tekrar tığımın başını doluyorum. 1, 2, 3. Batıyorum. 1, 2, 3. 3 tane trabzanımı da ilave ediyorum. 2'ye hep aynı işlemleri yapıyoruz. Evet sona geldim. Şöyle görmenizi istiyorum. Bir uçtan diğer uca örerek geldim. En son 4 trabzanımı ördüm. Başlangıçta zincirimizi çekip geri dönmüştük. Bakınız şöyle göz kararı tam ortalayarak bu uç noktaya batıyorum. Ve birinci sıramızı bu şekilde tamamlamış oluyoruz. İkinci sıramıza geçmek için zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4. 4 tane zincirimi çekiyorum ve örgümü çeviriyorum. Burada 3 tane trabzan, 1 tane zincirimiz vardı. Bakınız zincirimizin bulunduğu yerin altından şöyle giriyoruz. 3 trabzanımız sağ tarafta kalıyor. Zincirimiz üste bakınız. Altından girerek bir tane sık iğne. 1, 2, 3, 4 tane zincir. 3 tane trabzanımız bu yönde kalıyor. Bakınız zincirimiz burada geliyorum. 1 2 3 4 zincirimizin altından. 1 2 3 4 zincirin altından. 1 2 3 4 zincirin altından girerek yeni yuvalarımızı bu şekilde hazırlıyoruz. 1 2 3 4. En son bakınız 1 2 3 3 tane trabzanımız vardı. Zincirimizin bulunduğu noktaya gelerek batıyorum. Ve ikinci sıramızı da sadece dörder zincirlerden oluşturuyoruz. Son batmış olduğumuz noktadan 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum ve örgümün yönünü yeniden çeviriyorum. Ve başlıyorum. Tığımı başını doluyorum. 1, 2, 3. Hemen zincirimin dibine batıyorum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Toplamda 4 tane trabzanımı ördüm. 4 trabzanımı bu kez şurada görmüş olduğumuz sık iğne ile birleşme noktasına yani iki zincir arasındaki attığımız noktaya geliyorum. Modellerimizi üst üste kuruyoruz. Kaydırma yöntemi yapmıyoruz. Üzerine 3 tane trabzanımı örüyorum. 1, 2 ve 3. Toplam 4 oldu ıyorum 3 zincir 4 trabzan 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 tane trabzanım oldu hemen batıyorum er zincir çektiğim yere üzerine 3 tane zincir 1 2 ve 3 batıyorum dörder zincirleri battığımız yere bakın ikinci sıramız da bu şekilde ilerletiyoruz 1-2-3 son trabzan grubumuz için 3 zincirimi çekiyorum 1 2 ve 3. 3 tane trabzanımızı ördüm ve hemen aşağıdaki zincirimin içerisine batıyorum ve üzerine 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çekip çeviriyorum. Yine aynı işlemlerimizi tekrar ediyoruz. 4 zincir. 1, 2, 3, 4. Zeminimizi bu şekilde koruyoruz. Bir sıra trabzan, bir sıra zincir sırasıyla bu güzel modelimizi örüyoruz. Biraz büyütelim. Modelimizi sizlerle birlikte kurduk. Umarım beğenmişsinizdir ve umarım faydalı olabilmişimdir. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Bu modelimizi yapmak isteyen arkadaşlarımıza şimdiden kolay gelsin. İşleriniz, güçleriniz rast gelsin inşallah diyorum ve yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.